Selamlar arkadaşlar. Konu anlatımı, soru çözümü, deneme çözümü videolarının yanı sıra siz değerli matematik severlere belki ilham olacak. Benim çözümlerini çok sevdiğim soruları da sizlerle paylaşmaya karar verdim. Aslında ilk bakışta klişe birer matematik sorusu gibi görünseler de çözümleri bir harika. Zaten soruyu güzelleştiren de çözümleridir diyelim ve iyi seyirler dileyelim sizlere. Şimdi soruya geçmeden önce 36 ve 72 sayılarını bir inceleyelim. 36 ve 72 sayılarının pozitif tam sayı bölen adetlerini bulmayı herkes biliyor sanırım. Yani bunu ne yapıyorduk? Asal çarpanlarına ayıracağız bu ikisini de. Evet, şöyle ayıralım. 36'nı asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böl ne kalır? 18. İşte 2'ye böl 9. 3'e böleriz. 3. 3'e böl 1 diyebiliriz. Bu 36'nın buradan neyi çıkarabiliyordum? Ben 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olduğunu biliyoruz. Ve üstlerinde 1 artırıp çarparsak yani 3 çarpı 3 dersek demek ki neymiş? 9 tane pozitif tam sayı böleni var. Tam sayı böleni var diyelim. 72'yi de ayıralım yeri gelmişken. 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3 ve 3'e böl 1 diyebiliriz. Demek ki bu 72 sayısı neymiş arkadaşlar? 2'nin küpü çarpı 3'ün karesiymiş. Üstlerini yine 1 artırıp çarparsak bu da 4 çarpı 3'ten kaç tane tam sayı, pozitif tam sayı böleni varmış? 12 tane diyebiliriz. Pekala. Şimdi bu tam sayı bölenlerini yani pozitif olanları bir yazalım. Mesela 36'nın tam sayı bölenleri. 1 36'yı tam böler. 2 de tam bölecektir. 3 de. 4 sayısı da 36'yı tam böler. 6 da 36'yı tam böler. 9, başka ne var? 12 var. 18 var. Ve 36 var. Bakalım kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Bunlar. Burada zaten 9 tane bulmuştuk. 72'yi de yazalım. 1, 2, 3 böler. 4 böler. 6, 8, 9, 12, 18. Başka ne var? 24. 36 ve 72. Bakalım burada kaç tane? 4, 5, 6. Burada da 12 tane oldu. Bunları da doğru yazmışız. Şimdi bunları teyit ettikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi 36 sayısının kök 36'dan büyük ve kök 36'dan küçük kaç tane tam sayı böleni vardır? Kök 36 kaçtır arkadaşlar? 6. Peki 6 sayısı nerede? Tam olarak şurada. Arkadaşlar o 36'nın kökünden küçük tam sayı bölen adedi ile 36'nın kökünden büyük tam sayı bölen adedi birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi 6'dan büyük 4 tane, 6'dan küçük gene 4 tane tam sayı böleni vardır diyebiliriz 36'nın. E peki 72'ye bakalım. Burada da sağlıyor mu? Kök 72 sayısı. Şimdi bunun kök dışına çıkarılamayan bir sayı ama şunu biliyoruz. Bu kök 72 sayısı aslında kök 81'den küçük ve kök 64'ten büyüktür diyebiliriz. Kök 64'ün 8, kök 81'inde 9 olduğunu biliyorsam kök 72 hangi iki sayı arasındadır arkadaşlar? 8 ile 9 arasında. Peki 8 ile 9 arası neresi arkadaşım? Şurası. Şimdi kök 72 buradaysa kök 72'den küçük kaç tane pozitif tam sayı böleni var 72'nin? 6 tane. Peki kök 72'den büyük kaç taneymiş sayın bakın. 6 tane vardır diyebiliriz. Evet bu bilgiyi hani müfredatta anlatılmayan bu bilgiyi paylaştıktan sonra alttaki sorunun çözümü daha basit hale gelecektir. Soruda demiş ki 144'ün karesi sayısının 144'ten büyük tam bölen sayısını buluruz. Şimdi bu 144'ün karesi sayısının 144'ten büyük tam sayı bölen sayısını bulunuz demiş ya. Şöyle bir şey diyebiliriz. Bu 144'ün karesi. Ben bunun karekökünü alırsam ne gelecektir? 144 gelecektir, değil mi? Şimdi 144'ten büyük ve küçük birbirine eşit olmak zorundadır o halde. Ben hemen 144'ün karesinin kaç tane pozitif tam sayı böleni var onu bulayım. 144'ü bulursak 144'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl 72, 2'ye böl 36, 2'ye böl 18,
2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1 diyebiliriz. Peki 144'ü nasıl yazıyormuşuz? 2'nin 4. kuvveti, burada 4 tane 2 olduğu için, çarpı 3'ün karesi. O halde 144'ün karesi nedir? 2 üzeri 8 çarpı 3'ün 4. kuvveti diyebiliriz. Şimdi üstlerini 1 artırıp çarpma vakti geldi. 8'i 1 artır 9, 4'ü 1 artır 5. Demek ki bu 144'ün karesinin kaç tane pozitif tam sayı böleni varmış? 45 tane. Şimdi bu 45 tanesinden şuraya şöyle belirtelim. Tam şurada 144 olsun ve bu tarafta da sayılarımız var. Bunlar 144'ün karesinin bölenleri olsun. 144'ün karesinin karekökü, yani şu tam ortadaki sayıdır diyoruz. Zaten 45 taneydi. Demek ki 22 tanesi bu tarafta kalacak ve 22 tanesi de bunun sağında kalacak diyebiliriz. Evet, sorumuzun çözümünü bu şekilde basit bir hale getirerek çözebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer beğendiğim soruları dinlemek için bu oynatma listesini takipte kalın. İyi seyirler, iyi dersler arkadaşlar.